Yani Instagram'ı kapatıp da Twitter'ı kapatmamaları da apayrı bir şey. Çünkü Twitter'da daha çok fikir paylaşılıyor, daha çok fikir beyan ediliyor. İvedik şekilde TikTok ve TikTok gibi uygulamaların kapatılması gerekiyor bence. Aslında bir nevi de biraz iyi olmuş. İnsanlar sosyal medyadan biraz uzaklaşmış olur. Hepimiz için daha hayırlı olmuş diye düşünüyorum. Bir şeyi yasaklayarak bir yere varma ihtimali bence çok sağlıklı bir ihtimal değil. Yani yasaklayarak çok da bir yere varamayız bence. BTK'nın yaptığı açıklamaya göre Instagram'ın cinsel istismar, intihara teşvik ve Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlara izin verdiği gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplumumuzda zaten bu bahsettiğiniz durumları yaşayan kişiler sadece Instagram'da sınırlı değil bence. Yani sadece Instagram demek yanlış bence. İvedik şekilde TikTok ve TikTok gibi uygulamaların kapatılması gerekiyor bence. Sosyal çürüme var. Yani benim çocukluğumla şimdikinin arasındaki tabii ki uçurum var ama yapılan her yanlış, çirkin olan her şey normalleştiriliyor artık. Anlatabiliyor muyum? Bu da bana göre sosyal çürüme. O yüzden sevmiyorum. Yani özel diye bir şey kalmadı. İnsanlar her şeyini, yatak odaları da dahil, eşler, çiftler, sevgili olan insanlar her şeyini ulu orta paylaşabiliyor. Yani bilmiyorum, bana itici geliyor. Sevmiyorum böyle programları ya da uygulamaları. Kapatılması bana göre çok çok iyi. İnsanlar bir kafasını kaldırır, etrafına bakar. Aile içerisindeki olup biten sorunlara bakar. Biliyor musunuz, kardeş kardeşle aynı odada birbirinin ruh halini bilmiyor. Sadece kendi yaşadıkları o yalan dünyanın içerisinde sadece nefes alıyorlar. Yani bence gerek yoktu çünkü gösterdikleri sebepçe Hamas'ın lideriydi diye gördüm. O zaman da hani Kürdistan paylaşımı yapmış bir lider. Bizim ülkemizde de bu siyasi durumda ters bir şey olarak düşünüyorum ki yanlış görüyorum. Bu dedikleri şeyleri mecliste de görüyoruz. Yani mecliste de aynı şeyler yapılıyor. O zaman meclisi de kapatmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani Instagram'ı kapatıp da Twitter'ı kapatmamaları da apayrı bir şey. Çünkü Twitter'da daha çok fikir paylaşılıyor, daha çok fikir beyan ediliyor. Twitter'da daha fazla o kastettikleri şeyleri görüyoruz. Instagram değil de Twitter'ı kapatmalılardı ve meclisi de kapatmalılardı diye düşünüyorum. Türkiye'de Instagram'a erişimin tamamen kapatılması gibi bir söylemler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve sizi nasıl etkiler? Yani beni çok fazla etkilenmez ama ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Çünkü şu anda ülkede vergi getiren herhangi bir şeyin kapatılabileceğini de düşünmüyorum. Oradan aldıkları vergilerinde yine muhtaç oldukları için tekrardan açacaklarına %100 eminim diyebilirim. Ya ben biraz araştırdım aslında. Demin Instagram'a girdiğimde karşıma da geldi. Büyük ihtimalle Hamas'la bir olay olmuş diye duydum. Yani pek bir bilgim de yok aslında. Ondan dolayıdır diye düşünüyorum ama şu an benim de tam olarak bir bilgim yok. Aslında bir nevi de biraz iyi olmuş. İnsanlar sosyal medyadan biraz uzaklaşmış olur. Hepimiz için daha hayırlı olmuş diye düşünüyorum. Ya ortalık bayağı bozuldu. Instagram, TikTok, o bu diye kendine çok güzel yapılıyor vallahi. Valla beni hiç etkilemez. Çok güzel olur. Bence doğru bir şey değil yani. Özgürlüğümüz elimizden alınamaz ki. Yani özgürlük olan bir ülkede demokrasiye aykırı bence yani. Öyle bir şey olmaması gerekiyor. Kayseri'de Suriyelilerle ilgili bir olay oldu. Bunların susturulması gerektiğini düşündükleri için öyle yaptıklarını düşünüyorum. Olabilir. Yayılmaması için böyle şeylerin olabilir. Çünkü yayın yasağı falan da getirmişlerdi böyle şeylere. Yani evet, cinsel istismar gerçekten Instagram'da çok oluyor böyle. Hani çok iğrenç şeyler de yaşanabiliyor. Ama getirilmemesi lazım. Herkes kullanıyor çünkü. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Olabilir aslında, mantıklı ama ben yine hala o olayın etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama çok saçma olduğunu da düşünüyorum bence. Evet, hani getirilmemesi lazım bence. Ama hani cinsel istismar konusunda hani haklılar. Yani bir şey diyemem. Gerçekte yasalarda böyle bir şey yani şu an yapılmıyor. Yani o olaydan da biliyoruz zaten. Instagram'ın bunu tehdit olarak görmeleri bence çok saçma. Yani gerçekte bir şey yapmamaları Instagram'ı etkiliyor. Yani gerçekte bir şey yapmaları lazım bence. Redbet'e falan da erişim engeli geldi. Redbet tamamen gitti. Instagram'da da böyle bir şey bekliyorlar şu anda ama bilmiyorum. Evet. Türkiye'ye tamamen kapatılması gibi bir söz konusu var. Sizin nasıl etkiler bu durum? Hayır. İsyan çıkar. Evet, isyan çıkar. Herkes çok rahatsız olur ve hani gerçekten isyan çıkar. Kimse kabul etmez bunu. Bir şeyi yasaklayarak bir yere varma ihtimali bence çok sağlıklı bir ihtimal değil. Yani yasaklayarak çok da bir yere varamayız bence. Hiçbir şey yasak edilmemeli diye bir şey yok. Muhakkak ki yasak edilmesi gereken şeyler olabilir. Toplumu bozan şeyler yasak edilebilir ama uluslararası alanlarda açık olan, serbest olan şeylerin çok fazla derecede yasakçı bir zihniyete doğru kayışı iyi bir şey olmaz bence yani. Atatürk her zaman yani önemlidir bence. Öyle bir saçma sapan bir şey için kapatılacağını düşünemiyorum ama TikTok'un kapatılması daha yerinde olurdu bence. Bu şekilde cinsel şeylerin olması suç yani. Benim bakımımdan da suç. Yani
ben bunların kötü şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden o kapatılmasını, etkileşimin durdurulmasını isterim yani bu konuda. Bazı içerikler çok iğrenç gözüküyor orada. Ondan dolayı olabilir ama bazı iyi yönleri de var. İyi paylaşımlar da oluyor. Kapatılması bence saçma. Yani direkt kapatmalarına gerek yoktu bence. Ama benlik bir sorun yok. İster kapatsın ister kapatmasın. İyi oldu bence. Atatürk'e dair yapılan yanlışlar varsa kesinlikle kapatılsın.